Bitsin ya. 43 de bitsin. Abi ortasını bulalım ya. Hadi bulun ortasını. 42 bıçağı hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi, 42 bıçağı hayırlı uğurlu olsun. Düz yap, düz düz. Düz hayırlı yap. Olsun. Düz hayırlı olsun. 42 hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Kendine gülürsün. Arabanın iç akşamlarında falan herhangi bir problem sıkıntı yok. Şasalarında falan sıkıntı yok. Çamurluk değişmiş ama dışarıdan izleysen dökülmemiş. Kaskodan değiştirmiş. Bir çalıştırabilirsin. Sıkıntı yok. Tabii ki anahtar... Satış yok. İkinci eller durgun. Piyasa çok kötü. Kime sorsak hep aynı şeyleri söylüyorlar. Şu an herkes perişan. Herkes perişan. Burada bütün vatandaşlar burada. Adam 10 tane araba getiriyor. Araba başı 20 milyon. Git gel 500 milyon para günlük cebinde çıkıyor. 5 kuruş para kazandığı yok. Bak 10 haftadır ben geliyorum daha bir araç sattığım yok. Ben burada bir araç satacağım da 300-500 kazanacağım. Çölü çölüme ekmek götüreceğim. Başka bir gelirimiz yok. Ya hırsızlık yapıp yan kezlik yapıp da para kazanacağız ya da bu işte kazanacağız ama bu işte elimizde aldılar. O ÖTV'yi çıkardılar, milleti perişan ettiler. İş yok, müşteriler yok, kimsede para yok, alışveriş yok. Artık kendi aramızda böyle esnaflarla ticaret yapıyoruz. Piyasanın artık genel olarak bir gerginlik var, bir problem var. Bunu biz de çözmüş değiliz. Yılbaşında açıklama geldi, müjde ÖTV 3 ay uzatıldı diye. Bu müjde sadece 5 tane büyük firmayı ilgilendirir. Binlerce galericiyi bu ÖTV indirimi ilgilendirmez. Binlerce galericiyi ÖTV uzatıldığından dolayı herkes yatışta. Kimse araba satamıyor doğru dürüst. Fiyatlarımız geride olduğu halde araba satamıyoruz. ÖTV indirimi yaptığın aracın fiyatı 120 iken 90'a indi. Aynı araç zaten ikinci el olarak benim elimde 70 liraya duruyor. Ona dahi satamıyoruz. Sadece ÖTV indirimi 5 tane büyük firmayı ilgilendirir. Binlerce esnafı kahreder, mahveder. 2018 yılı ÖTV indirimine kadar iyiydi. İşler normal seyrinde devam ederken maalesef ÖTV indiriminden sonra ikinci el piyasası tamamıyla yerle bir oldu. Beklediğimiz satışlara ulaşamadık. Sıfır piyasası hareketlendiyse de ikinci el iç ticaret tamamıyla bitmiş vaziyette. Şu anda da ikinci el sıfırların 3 ay daha uzatılması bizim sektörün iyice durgunlaşmasına vesile olmuş durumda. Esnafın durumu perişan diyebiliriz şu anda. Kapatmaların sinyalleri ciddi anlamda bize yansımaya başladı. Çünkü sektör ciddi anlamda daraldı. Nakit para akışı ve müşteri akışı kesildi. Ve şu anda gördüğünüz gibi iki otokopumuzda yaklaşık kapasitesi 6000 araç ve full çakılı araç park edecek yerimiz yok şu anda. Ha ÖTV indirimi kalktıktan sonra işler açılır mı? Nasibe kısmet ama yılın ilk 3 ayını cepten yediğimizi çok iyi biliyoruz.